Ahmet Bey hazır mısınız? Çağırayım mı Sariye Hanım'ı? Çağırın. Ya Sariye Hanım'ın buraya geliş hikayesi enteresan oldu. Onu tanıyan bir arkadaşı, arkadaşının tanımadığı arkadaşı Sariye Hanım'ı tanıyormuş. Ve sonra Sariye Hanım buraya bir şekilde bizim aracılığımızla geldi. Neler yaşandı, niye evi terk etti öğreneceğiz. Sariye Hanım geliyor, buyursunlar. Biraz daha ortalayın koltuğu. Tamam. Hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk Esra Hanım, hoş bulduk. Önce karı koca sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Buyurun. Kendisi konuşsun. Kendisi bana... 17 Aralık'ta evet. Ben sizi giderken yanaklarınızdan öptüm oğlumla seni. Ha, giderken. Sen arkamdan ha. Beni aradın. Ha. Beni denemek için aradın. Ha. Plan projeyi kurdun. Hı. Ondan sonra evi terk ettin. Evet. He. Terk ettim ama niçin terk ettin bir de sor hele. Niçin terk ettin? Çalışmıyordun. 10 sene boyunca evli kaldın, bir gün işe gitmedin. Ben gitmedim. Gitmedin, hayır. Ya yalan söyleme, hayır, söyleme. Hayır. Sana kim baktı o zaman? Temizlik yaptım Esra Hanım. Kim baktı, temizlik kim? Temizlik yaptım. Şura buraya gittim, fitreye topladım, getirdim, kendini geçindirdim. Ya sen evet. Yalan makinesi. Hayır, tekisin. Ben yalan makinesi değilim. Yalan ben, makinesisin. Ben çalıştığım yerler hepsi he. Beni biliyorlar. Hiç tamam öyle mı? Bir şey yok. Ben çocuğum dakika, iki yaşında ben el kıyafetlerini getirdim çocuğuma. Kaç gün gittin sen temizliğe? Kaç gün gittin? İki sene boyunca temizliğe gittim ben. Yalan söyleme sen. Yalan söylemiyorum ben. Esra'la araştırın. Araştırırsın. Bu kaç sene gitmiş işe. İki sene gittim ben. Otelde bile çalıştım. Araştırırsın hepsi. Tamam, hayat müşterek değil mi? Müşterek değildir, hayır. Ben o civarlar ben ne, neydim o zaman? O zaman ben astım hastası değil miydim? Astım hastası he? Değildin. Hayır astım hastasına düşmemiş miydin? Hayır. Çalışmıyordum. Ben cihaz kullanmıyor muydum? Hayır. Sen bana ne dedin? Sen olduğu sürece ben bu evde çalışmam dedin. Niçin öyle dedim ha? Ama? Niçin dedin? Niçin? Senin saygısızlıkların yüzünden. Sen de bana ağır kelimeler konuşuyordun. Ama senin saygısızlıkların da aşmış bitmiş yani. Aşmış bitmiş. Neleri neleri söyledin sen bana? 3 milyon para eve bırakıyordun. 3 milyon, 3 milyon günde. 2 kağıt, 3 milyon para. Ya yalan söyleme sen ya. Çok he. Yalancı bir kadınsın ben sen. Ben yalan söylemiyorum. Sen var ya. Bağlansın ömür da herkes hayatın senesin. Yalan. Çünkü sen tamam. Ortalığı... Belveneye tamam, ortalığı bir şey eden yalan. Bir kadınsın. Yalan. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru. Sen hepsin he. Doğrusu sensin. Ben he. Senin kadar üç kağıtçı, kurnaz, ben çocuklarını bir bayan kadın görmedim. Şey yapmışım ya. Öyle bir he. Şey yok. 35 yaşında oğlu var geliyor benim suframda oturuyor. Yüzümle var bana söylüyor. Böyle bir şey olur mu? O sana he. Sövmedi. Yalan söyleme. Sövmedi. Sövmedi, yalan Esra söyleme. Esra Hanım benim çocuğum 2 yaşında ya. He. Ben doğuma giderken elimdeki telefonumu sattım doğuma gittim ben. Kız kardeşim yanımda değil benim. Sen hı? Sen doğuma gitti. Cep telefonu mu sattın? Sattım. Ya ne kadar yalancısın ben sen. Ben çocuğuma kimin kıyafetlerini hı? Aldım getirdim çocuğuma. Kim? Hı? Kim? Senin bacının getirdikleri eskileri getirdim ben. Olabilir. Niye olabilirmiş? Hep giyilmemiş elbiselerdi. O da verdi o da giydi. Ne eli oldu daralıyor yani? Saniye götür işte halı sat. Saniye götür yağ sat. Tamam da. Yardımdan getirdim yağları sat. Şimdi Esra Hanım bir dakika bakar mısınız? Ben baksın. İki seneden beri. Astım ha. Rahatsızlığı çekiyorum. Cihaz kullanıyorum. Ondan biliyor. Ondan önce. Biliyor. Bana gelmiş beni diye ben mutfağa gidiyorum ses ha. Olmasın diye cihazı kullanıyorum. Cihazı kullanmadığım zaman nefesim gidiyor. Şuradan şuraya gidemiyorum. Bana gelmiş beni diye. Sen bu cihazı boşak. Ben zaten nefesimi daralayım, öleceğim. Sen bana o kelimeleri ya söylüyorsun. Ya sen 10 sene boyunca seni bana yapmadın bırakmadın. Daha kaşın patlak bak. 10 sene boyunca. Bir dakika, bir dakika. He, 10 ben, sene ben boyunca sana, yapmadım bak, kalmadım. Ben sana yardım elimi uzattım he. 10 sene önce. He. Sen bataklıkladın. Ben hamileyken, tamam karnım yedaliyken ben ağaçlarına da ben badem topluyordum. Ben sana elimi açtım, kapımı açtım. Sana bir tane he. Gül damlası gibi oğlan çocuğu verdim. Oğlan oğlum benim he. Oğlum, senin oğlun değildir. Nerede senin oğlun? Senin oğlun olsa elin kıyafetlerine geçindirmezdin o çocuğu. Bir ayakkabı almadın çocuğun ayağına. Ben gittim bizim akrebeden ayakkabı aldım. Ya senin hayatın yalan makinesi. Hayatın. Hayatım yalan makinesi. Ben buraya boşanmaya geldim. Onun için başına sen almadın. Hiç boşanmak bırakmadın. İstiyorum. Bırakmadın. Evet. Bırakmadın. Sen he. Sen beni söyletme. Sen söyle, daha nice kaç söyle. Tane çocuklar böyle boynu bükük bıraktın? Olabilir. Benim iki tane çocuğum kaç babası kapıdan, ölmüştür. Kaç tane çocuğu böyle bıraktın? Ölmüştür adam. Hele bir söyle bakayım. Hele. Adam duyayım ölmüş hele. Ölmüş. Hele duyayım söyle. Ölmüş. Ne ölmüş? İkizlerin babası ölmüştür. Bir kapıdan bir oğlan. Bir kapıdan bir kız. Bir kapıdan ikizler.
Daha ha. Kaç tanesi? Söylesene. Sen konuşursun işte öyle söylesene. Boş boş konuşuyorsun şu an sen. Boş ya boş. Söyle söyle. Sen kendikine bak, seninki de 6 tane ortadadır. Kim? Ha? Hepsi evli barkın bir tek yanım, iki çocuğum bekar. Başka? Ha. İki tane çocuğum ha? Bekar. Sari sen Hanım. Kendi kendine boş konuşuyor. Ben boş konuşmam. Boşu konuşan sensin. Arkadan hançer vuran sensin. Sensin alçak olan, ben değilim. Bak. 17 Aralık tarihinde aslında siz ikinci kez evden kaçıyorsunuz. Evet. Yani bu ilk gidiş değil. İlkinde nereye, öyle önemli değil, onu konuşmayacağım. Bu ikinci gidişinizde evi terk etme sebebiniz neydi? Gene kendisi. Esra Hanım önüne yemek yendiriyorum, küfür söylüyor. Esra Hanım, çay tövbe, içiriyorum, tövbe. Küfür söylüyor. Siz bu kadının daha iç yüzünü bilmiyorsunuz. Ben diyorum ama ben senin eşinim yani sen bana bu küfürleri niye söylüyorsun? Bu kadının iç yüzünü bilmediğiniz için iç yüzü bunun çok tehlikeli. Bana dinlemek ki, istiyorum ama izin verirseniz. Tamam, bana izin bana diyor ki ne? Ben seni istemiyorum, bu evden git diyor. Sabah ağlıyor, bu evden git diyor. Akşam geliyor diyor, bu evden git diyor. Yani hangi bayan olsa oturur Aziz bu evde? Mübarek gün Allah ama sana siz gittiğiniz Allah için normalde zil takıp oynaması gerekmiyor muydu? Oh be kurtuldum Sariye'den diye. Zaten niye şimdi ortadadır diye bana yalvarıyor zaten. Kimse düştü? Bakmıyor kendisine. Ortadadır şu an. Hı-hı. Kimse işe de çağırmıyor. Sen onu bildiğin 17 için. Aralık'ta. Sen onu bildiğin için bana yaptın bunları. Kimsem olmadığı için yaptın. Kimse olmadığı için. Sen ne dedin? Kardeşin Mehmet gibi dedin. Seni ortada bırakacağım. Seni rezil Rusya'ya edeceğim. Senin kardeşin geldi benim evimde. Bağlansın. Şimdi bir sorayım. 20 aylık bebeği alıp 17 Aralık'ta evden çıkıp gidiyorsunuz. Evet, evde huzursuzluklar var. Evet. İddialarınız o yönde. Evet. O gün evi terk ettiğinizde hangi şehre gittiniz? Nereye gittiniz? Ben Maraş'a geldim. Maraş'a gittiniz. Evet. Kimin yanına? Bir arkadaşımın evine geldim. Hatta ben kendisini de aradım. İki ay boyunca kendisiyle konuştum. Çocuğunu da görüştürdüm. Yüzümde kendisi. Bir arkadaşım yanındayım dedim. Mallara falan bakıyorum dedim. Ben kendim geçimimi sağlayacağım dedim. Ben seni istemiyorum dedim. Şu cümleyi kurdunuz mu? Ya Ahmet ben geri dönmek istiyorum. Hatta gebeydim. Gebeliği de sonlandırdım. Sen beni affediyorsan geri şey geleceğim yok. Dediniz Hayır. mi? Görüntülü konuştuğumuzda. Görüntülü konuştuğumda bana ne dedin? Ne dedin? 3 haftalık dedin çocuk dedin. Hamile kaldım dedin. Ben seni istemiyorum dedim. Şöyle dedim ben de boşansın diye söyledim. Düşürdüm dedin. Hatta şunu da söyledin. Adam dedin benden başka bir şeyler de ister dedin. Sana adam söyleyeceğim kim? Adam kim? Adam mı? Senin gittiğin adam. Benim yanımda adam yok şu an. Yalan. Şöyle bir konuşma oldu mu aranızda? Beni bekle Ahmet, ben bir geleceğim. Biraz sorunlar var. O sorunları çözüp yanına döneceğim dedin mi? Hayır, bu beni aradı dedi ki ne? Orada kim varsa dedi, oraya kırık dök dedi. Saçala dedi. Orada dövüş dedi. Onu mane eylesiyle çık dedi. Ama senin o zaman çıkma konusunda bir sıkıntın olması gerekiyor. Aynı o şekil. Ben de dedim ki hani ben istemiyorum zaten kendisi yüzümde yani. İstemiyor. Ben buradan ayrılmak istiyorum. Buradaki şartları beğenmedim var, Ahmet. Geri geleceğim dediniz öyle mi? Şey demedim, şahitlerim var. Demediniz. Sadece dedim atacağım, çocuğunu görüştürüyorum. Siz buraya nereden geldiniz? Şimdi mi? Evet. Maraş'tan geldim. Kimin yanından geldiniz? Bir arkadaşımın yanındayım şu an. Yalan. O bir arkadaşınız kim? O bir bayan arkadaş. Onun ismini vermek istemiyorum. Dün yayına Ahmet Akbaş isimli kişi bağlandı. Evet. Bu Ahmet Akbaş sizi bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, evet. O arkadaşı da çok tanımadığını, aynen. Sizin hayatınızla ilgili ara ara bilgi aldığını söyledi. Aynen. Yayındaki dün Ahmet Akbaş sizin neyiniz olur? Öyle bir tanıdığım oluyor yani benimle bir şey yok. Samimiyet dereceniz nedir? Öyle yani işte o beyan bizi tanıştırdı yani onu benim gidecek yerim yok zaten ben ailemle de görüşmüyorum kendisi biliyor bunu. Bu üçlü daha önce Antep'te bir araya geldi mi? Kim ve bir de dondurma gelmiş. Maraş dondurması gelmiş. Hayır dondurma gelmiş, zaten normalde Antep'te de var yani. Hatta dondurmayı ben getirdim. Hayır, o beyefendi de kabul etti. Siz öyle. O kız arkadaşınız Ahmet Bey üçünüz bir Antep'te oturmuşsunuz. Bu kaçmadan bir hafta önce. Aynen. O arkadaşım gelmişti hatta dedim beli ağrıyor dedim. Belini çektirmeye geliyor dedim. Ben kendisine de söyledim hatta. İsmi arkadaşınız vardı. İsmini vermek istemiyorum ben. Dün bir isim verdi. Şerife Hanım mı? O Şerife dedi ki Maraş'ta o bayan. Maraş'taki oğlan. Diğer Antep'te başka bir arkadaşınız vardı. O siz Maraş'a gittiğinizde gideceğiniz adres belli miydi? Yok belli değildi. Esra belli Hanım. Değildi. Evet, belli. Yani bir bilinmeze mi gittiniz? Öyle bir tanıdığım üstünden girdim. Orada gittim boş ev vardı. Orada biraz yaşa meşa koydum. Şimdi çocuğumla orada yaşıyorum. Hayır hayır hayır. Çalışıyor hayır, musunuz? Bana bak evini de biraz gösterdi. Biraz işte yardımım var. Devletten ben de yardım alıyorum. Dedi. Ondan sonra ben işte mallara falan bakıyorum. Evinin dolabını işte da gösterdi. Evini de bana kamerada yani. Gösterdi. Hepsini gösterdi. Eşinizi niye yalan söylüyorsun? Gösterdiniz mi ben bu evde yaşıyorum diye? Yaşadığınız evi Ahmet Bey gösterdi. Gösterdim kendisine hatta görüntüyle çocuğunu gösterdi. Dolabın bu dedin. Hatta dedin senin kameralı telefonun olsa dedin. Benim dedin yeni kocamın da resim verdi sana gösteririm demedin mi? Öyle bir şey demedim hayır. Yalan söyleme.
Hayır öyle ya bir şey. Ya yalan söyleme. Ha işte böyle de evde de böyle yapıyor. Görüyorsunuz yani değil mi? Yani şimdi Ahmet Bey şunu da evet, aklıma evde almıyor. De böyle işte. Ya, sen yalan makinesi bir kadınsın. Ha, Allah sen, Allah. Sen 85 yılında çok insanı kandıran ben, bir insansın. Kandıransan bir sen o zaman bağlansana. Ahmet Bey tamam sizi saniye aldım. Benim o kadar elime karşı ben senin elinden tuttum. Sen bana yalvardın ortadadın, tamam. O kadar elime karşı. Ha, şimdi o çalışması mı lazım Ahmet Bey? Ahmet Bey, şey boş, boş. Ahmet Bey boş. Bir şey merak ediyorum. Söyle üç efendim. Ay boyunca gittikten sonra çocukla siz bir şekilde zaten çocuk konuşamaz. 20 evet, aylık bebek. Evet. Hani gösterir siz de hasretinizi giderirsiniz gösterdim falan. Gösterdim gelsin. Ama bu arada ya ben sevgilimle beraberim keşke evde olsa da sevgilimi sana göstereceğim dedi mi? Dedi. Demedim hayır. Dedi. Sen bunu duyunca ne olursa olsun geri gel dedin mi? Ben mi? Evet. Kabul ediyorum seni geldi. Ben çocuğumun, bana. Çocuğumu geri getirmesi için kendisine çok yavraldım. Ağladın telefonda gel dedim. Çok yavraldım. Tamam ha? Gel dedim. Ha? Gel dedim. Ağlayan kimdi demiyorum. Sendin? Tamam barışmak mı? İstediniz. Ben çocuğumu senden kurtarmak için dedim. Esra Hanım şimdi barışsam şimdi barışsam. Ahmet Bey bunu barışmak için mi söylediniz? Ben o zamanlar bana dedi ki Esra Hanım. Bana dedi ki ben dedi burada kimseye kaçmadım. Ben dedi burada 20 tane koyun. Şey, dört tane ineğe öyle, bakıyorum. Zaten öyle. Ben de kendisine dedim ki madem ki öyleyse dedim. Ha. Ben dedim oraya gelin. Beraber orada kalalım dedim. Ben seni istemiyorum. Neyin yanıma geleceksin? Dinle. Ben istemiyorum. Dinle. Sevgilim var dedi mi? Sevgilim, eve... sevgilim var evet, dedi mesela. Evet evet. Hepsi... Benden ya, boşansın diye söyledi. Dedin mi bu cümleyi? Evet. 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 Benden ben boşansın dedi, diye söyledi. O ne dedi? Kocaya vardım dedi. O dedi ki ne gel dedi. Ben istiyorum seni kabul ediyorum dedi. Ne olursa olsun dedi. Evlenmişsen de bile dön sen gel dedi. Sen bana dört tane ineğe bakayım. 20 koyuna bakayım dedikten sonra. Bakıyor. Ben çocuğumun hatırası için sana dedim. Saniye Hanım. He. Çocuğumun hatırası için sana dedim. Tamam sen orada öyle bağır. İşte evde de öyle bağırıyordun işte. Ahmet Bey. Kim? Senin gibi mi? Evet. Senin gibi bir sen bağlansana. Tamam Ahmet Bey hamile ben olduğunu söyledi ben piyasadayım. Size eşiniz efendim? Telefonda sizi kabul ediyor. Diyor ki benden boşansın diye ben hamile olduğumu bile hatta bebeğimi aldırdığımı söyledim. Evet. Siz bunu duydunuz mu? Evet duydum. Ben kendisini ondan söyledim. Sonra gel barışalım orada bir olay çıkart kargaşa yarat o evden çık dediniz mi? O önceydi. Bana dediğinde işte 20 tane koyun 4 tane ineğe bakıyorum dediğinde... Ben o zaman dedim ki kadın oraya orada geçtik. Niye rezil oluyorsun? Hamile benim çocuğumu niye rezil ediyorsun dedim. Sonra. Seni bacın kendisine. Da seni bacın da aradı katıldı telefona ne dedi? Ne orada dedin? İşte sen mal mı bu eşya hayır, mı ne ya? Ne bileyim ben malım sanki ortadayım ben. Ya İnsanların Esra Hanım, hisleri var, çıkmış, duyguları var. Ya Esra Hanım daha çıkmış bile yalan söylüyor. Ben istemiyorum. Ahmet Bey istemiyorum. Önemli insanı... olan ne biliyor musunuz? Hayatına biri girdi ve siz bunu bildiğiniz halde olsun Sariye yani ben seni affediyorum dedikten sonra artık bunun üzerine söylenecek bir cümle yok. Ben çocuğumun hatırası için ben dedim çocuğum bana o zaman yapsın. Çocuğunuzun hatırı kendisine içinde susun. Kendisine o kadar yavraldım. Bak hatırı içinde Esra Hanım susun. O kadar yavraldım. Akşam oluyor böyle diyor geç şu komşuda 100 benim kağıt al gel ateşi, ben çocuğumun ateşinde yanıyorum. Hı? Ben gidiyorum komşudan 100 kağıt alayım geliyorum işte özel araba tutuyorum çocuğumu hastaneye götürüyorum. Şimdi bu arada Ahmet Bey ne kadar tabii yani bu konuda hani size haksızlık yapıyor olursa olsun ama şu bir sebep değil Sariye. Yani maddi sıkıntılardan dolayı birini bulayım kaçayım bir çözüm değil. Esra Hanım bundan 3 gün 4 gün önce ben yerine 500 kağıt para verdim. Ben gelsem de sevgilim bununla boşanma davası açtım. Gönderdin mi parayı? Paramı kendisi aldı kahveye gitti yedi bana ne dedi git devlete boşan dedi. Kim? Biz gene aynı yerde İzra'da kalak dedi. Ya bu yalan üç söyleme söyleme. İşte daha yanındayken. Yalan söyleme. Daha kaçmamıştı. Hayır daha gitmedik. Ya sen yalan makinesisin. Seni gelip aldılar sen mı Antep'ten? Sen herkesi inandırabilirsin. Kim? Seni birileri gelip şimdi bak bir arkadaşı var. O bayan tamam geldiydi ben aldım. O arkadaşının bir arkadaşı var. Evet. Şimdi bak senin bir kadın arkadaşın var. Kadın arkadaşının erkek arkadaşı var. Normal şartlarda bunlar çok olağan şeyler. Aynen. Ama beni şaşırtan bir kadın arkadaşın senin evli olduğunu biliyor. Seni farklı bir erkek arkadaşıyla tanıştırıyor. Aynen. Tanıştırdığı erkek arkadaşı evli. Senin evli olduğunu biliyor. Onun evli olduğunu ama biliyor. Ama o adamla sizi benim bir araya yok getiriyor. Yani, sizi bir araya getiriyor. Sizin gönül ilişkisi yaşamanıza sebep oluyor. Mesela burada bir gariplik var. Sadece ben bundan kurtulmak için gittim oradan. Şimdi evden Esra bundan Hanım, kurtulmak için. Bana sen ne dedin? O adam dedin bak. Daha ben o geldiğim gün 5 kilo yağını sattım. Geldiğim gün çocuğuma gittim bez aldım. O bez aldım 5 kilo yağ sattım yardımdan aldım ya. Senden terbiyeli dedin. İnsan gibi insan dedin. Her arasına desin bu adam kaç gün çalışmış. Bu laflar niye söylendi bana? Tamam da biri bağlansın desin ki bu adam çalışıyor desinler.
Bağlansınlar. Bağlansınlar. Ben iki seneden beri aslında hayatım, o çalışıyor için... diye çalışmıyor ha. diye mi sen birine kaçtın? Onu birine anlamaya değil, çalışıyorum. Birine değil. Evde hakaret, yemek Esra koyuyorum. Esra yine de bulup buluşturuyordum. Bak evet. astım hastasıydım. Ha? Yine de bulup buluşturuyordum. İyi kötü çoluk çocuğuma yetiştiriyordum. İyi buluşturmuyordun. Hayır, hiç de buluşturmuyordum valla. Sen. Paramı alıp götürüyordu kahvede, yiyip geliyordu. Hadi. He, hadi. Hadi. Bağlasınlar yalan kahvede. Yalan makinesi. Sen de hadi. Sen yalan, de hadi. Makinesinin, yalan makinesi. Ahmet Bey, yalan makinesinin size He. dönmüş olmasını ister miydiniz? Evet. He. Ne güzel Efendim? Konuşuyor ya. Şimdi yalan makinesi diyorsunuz ya. Yalan evet. makinesi. Evet. Şimdi bak yalan makinesi ya. Evet. Size He. dönmüş olmasını, tekrar yuvanızı kurtarmış olmayı ister miydiniz? Esra Hanım. Ben şimdi istesem şimdi evet der. Kim? Ben sana diyorum bak. He. Ben senden boşanmak istiyorum. Ben de boşanmak istiyorum zaten. Tamam. Ben de ona geldim. He. Ben de senden boşanmak istiyorum. Ben senden her türlü hakkımı iddia edeceğim. Ben de senden Ondan nafaka sonra alacağım. Çocuğumun sen benden hiçbir şey alamazsın, alamazsın. Vereceksin. Çünkü He. ben sana ihanet yapmadım. 1,5 trilyon devlete ben şu an sana, borçlu ya. Ben sana arkamdan ya. Hançer saplamadım. He. Ben sana 10 sene boyunca He. hançer saplamadım. Ben sana çocuğu da göstermeyeceğim. He. Vereceksin benim nafakamı. Ben Kim? Oturacağım çocuğumla yiyeceğim.